Tabii yüzlerce binlerce kişi gitti. Bunlardan da enteresandır. Giden 3 kişi var. Helikopterle gittiler. Bir tanesi Sayın gazete küpürünü bir anda bulamadım da özür diliyorum. Bir tanesi Sayın Rahmi Koç. İkincisi Sayın Mustafa Sarıgül. Üçüncüsü de Sayın Aydın Doğan'ın sağ kolu Taylan Bilgen. Evet. Ziyarete gittiler. Aynı helikopterle mi gidiyorlar? Buyurun. Aynı helikopterle mi gitmişler? Şuradan bir bakalım. Taziyeye gidebilirler. Gayet insani bir şey. Gayet insani bir şey. Sonra Süleyman Bey'in yanında şöyle oturdular. Burası Isparta İslamköy mü? Evet, İslamköy. Şöyle oturdular. Ankara değil yani burası. Değil. Şunları alayım ki rahat dursun şu. Böyle oturdular. Diyeceksin ki oturdular bir taziye netice itibariyle. Ama hadi inkar etsinler. Arkasından herkese dediler ki siz dışarı çıkın, biz dördümüz bir arada kalacağız. Bu Melih Gökçe'nin uydurması değil, kesin bilgidir. Dışarıda yüzlerce kişi bekliyor. Yaklaşık 10 dakika görüşme yaptılar. Bak dakikasına 8-10 dakika arası görüşme yaptılar. Ve o görüşmede artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni liderini Sarıgül olarak tespit ettiler. Mustafa Sarıgül. Evet. Bundan sonra Aydın Medya Grubu gerekli desteği verecek. Koç gerekli kulisi yapacak. Süleyman Bey de zaten netice itibariyle bu konularda hiçbir zaman geride duran bir kişi değildir. Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanlığı hayırlı uğurlu olsun. İstediği kadar yırtınsın Kılıçdaroğlu, gücü yetmez. Nasıl olacak efendim? Nasıl olacak yani bu olağanüstü kurultay toplanması yani lazım, imza lazım. Koç isteyecek. Aydın Doğan isteyecek. Süleyman Demirel isteyecek. Kılıçdaroğlu'nun gücü yetecek. 3 günde ipliğini pazara çıkarırlar Kılıçdaroğlu'nu. 2 tane manşet, 3 tane haber, bu adamla bu iş gitmiyor, bu adamla bu iş bitti, bunun değişmesi lazım, kim? Sarıgül gelsin. Olay bitti. Görüştüler ve bitti bu iş. Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelere devam ediyor. İdi. Ya siz böyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Hadi ben ya, eğer olmazsa siyaseti bırakacak mısınız? Niye bırakayım? Ben şimdi bunu söylüyorum. Bir de bakarsın oyun bozulur. Belli mi olur? Yani o da kendi partilerin içine kalmış. Çok iddialı başkanım. Şu anda bu böyle kesin. Hayır, başka böyle bir şey yaptığında bunun altında ben ciddiyet ararım da başka bir amaç ararım. Siz Sarıgül'ün CHP'nin başına gelmemesi için mi çalışıyorsunuz? Hayır, ne mi? Korkuyor musunuz Sarıgül'den? Niye korkayım Sarıgül'den ya? Sarıgül benim arkadaşım. Yani Kılıçdaroğlu, 50 tane Kılıçdaroğlu'nu cebinden çıkarır. Hiç olmazsa biraz mantıklı düşünür. Ama işte bağlantılar biraz... Sakat. Evet. Ama çok ama bu gerçekten iddialı bir açıklama. Evet. Ve Mustafa Sarıgül'le aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmelerine devam ettiğini biliyoruz. Evet. Ama siz burada çok iddialı bir şekilde Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirileceğine ne zaman getirilecek peki? Mesela 10 ay sonra, 9,5 ay sonra seçim var Melih Bey. Ne zaman getirilecek? Ya ne derler ona? Mursi'nin bundan 15 gün önce gideceğini mi düşünüyordun yani? Türkiye'de de kamuoyu dediğinde hemen Aydın Doğan grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir lider değişikliğinin son olaylardan sonra acil hale geldiğini, bunun acilen yapılması gerektiğini. Ama artık, öyle bir artık mutlaka Mustafa Sarıgül'ün de bu partiye alınması gerektiğini açıkça söyler. Ama ne öyle bir eleştiri var Kemal Kılıçdaroğlu'na, ne böyle bir rüzgar.